şu da geliyor aklıma. Mesela Can Atalay değildi. Gezi gibi bir olay değil ya, ya da Gezi direnişiyle ilgili bir arka planı olmayan biri vekil seçildi ve böyle bir şeyler oldu. Acaba o zaman tahliye olur muydu? Tabii, bu biraz bu, bu ismin arka planındaki o Gezi olması mı olur, etkili oluyor acaba? Yani bir tercih meselesi gibi bir şey mi bu? Yani şimdi sanıyorum hocam da katılır. Ben hatta geçen hafta içerisinde bir tweet de attım böyle. Ben Anayasa Mahkemesi'nin soyut mal denetimi yaparken, yani kanunların anayasaya uygunluğunu denetlerken ki konumu ile, ya bunlarla bu bireysel başvurularda karar veren hakimler aynı hakimler mi? Çok sıkıntı çekiyorum. Yani bunları ayırt etmekte. Yani orada bazen nedenlerini biliyorum tabii. Yani ahim kararlarına uygun kararlar vermekten falan kaynaklanan nedenler. Bireysel başvurularda daha özgürlükçüler. Bazen inanılmaz özgürlükçüler. Bazen gerçekten bizim de hayran olduğumuz kararlar falan çıkıyor. Sonra soyut norm denetimine bakıyorsunuz. Yani kanunların anayasaya uygun denetlerken falan. Çok ya, ürkek. İnanılmaz hukuktan kopuyorlar. Bırakın özgürlükçü olmayı falan. Onu genel kurul veriyor. Evet evet. Şimdi ben birkaç gündür epeydir tartışılıyor falan. Ben biraz spekülasyon yapayım mı size? Buyursunlar. Yani, tadından yenmez olayın, buyurun. Olayın artık herkes her tarafını biliyor. Yani ne olduğunu ne bittiğini falan filan. Yani şimdi zaten hocam da demin olayı şöyle bir özetledi. Tabii tabii ki soracağım herkes şeyler. Artık anayasanın 153. maddesini de ezberledi. Yani herkesi bağladığını falan da biliyor. Buna rağmen uyulmadığını falan da biliyor ama... Ben bugünden itibaren Yargıtay'ın açıklamasını da okuduktan sonra, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra satır aralarında başka şeyler görmeye başladım. Çok güzel. Bütün meselenin de biraz oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Bakın, bu başvuru yapıldığı zaman henüz hüküm verilmemişti. Hüküm kesinleşmemişti. Ve Anayasa Mahkemesi'nde bir bireysel başvurusu olduğu halde, Can Atalay'ın bir başvurusu olduğu bilindiği halde Yargıtay alelacele karar verdi. Evet. Üstelik o kararı sadece Can'la ilgili değil, yani dosyayla ilgili olarak verdi. Yani aynı anda Can'ın avukatları Yargıtay'a sadece tahliye için de başvurmuşlardı. Buna rağmen Gezi davasının tümü için karar verdi. Anayasa Mahkemesi kararını verdikten sonra Yargıtay'ın yaptığı açıklamada Yargıtay diyor ki, ya ben karar verdim diyor. Sen nasıl olur da hükümlü hakkında, bak şimdi karar verince hükümlü oluyor ya, evet, kesinleşti ya, sen nasıl olur da artık hükümlü hakkında böyle bir kararı verebilirsin diyor. Yetkini aştın diyor. Anlıyorum ki, bak Yargıtay'ın bu türlü bir şey verebilmesi, Anayasa Mahkemesi'nin önünün kesilmesi bakımından Yargıtay nezdinde bir an evvel karar verilmesi sağlanmış. Ya o, bu nedenle niye sağlam, hızla verildi bu, o karar? Bu artık tevil yoluyla ikrar deriz biz buna. Yargıtay'ın bildirisinde satır arasında çok net bir biçimde görünüyor. Başka bir şey daha satır aralarından okumaya çalışacağım. Bir nedenle kararın verilmesinden, Anayasa Mahkemesi kararının verilmesinden kısa bir süre evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kendisine kesinleşmiş Yargıtay kararının geldiğini ama bunu mecliste okutmadığını söyledi. Evet. Anayasaya göre okutursa oylama falan da yapılmasına gerek olmadan milletvekili düşüyor. Hı hı. Okutmaması doğru. Yergerlioğlu'nda da Enis Berberoğlu'nda da okutulduğu için bir sürü sorun çıktı. Tabii tabii tabii, o süreçleri yani gerçi bu sorunlar kısmen aşılabildi. Yani Anayasa Mahkemesi ikinci kez karar vermek durumunda kaldı falan. Okutmadım ben burada... dedi. Pardon. Buradan hareketle doğru, okutmamasının da doğru olduğunu bilerek söylüyorum. Şimdi Yargıtay açıkladığı bildirde diyor ki nasıl okutmazsın diyor. Nasıl okutmaz? Bunu okutacaksın. Hatta dosyayı sana gönderdim. Şimdi okutacaksın evet, diyor. Evet. Ertesi gün Cumhurbaşkanı bu 16 gün boyunca Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, HSK ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ağızlarını açıp tek kelime söylemediler. Doğru. Muhataplar onlar olduğu halde tek kelime söylemediler. Tek adam rejiminin çok net bir göstergesi bu. Hep tek adam beklendi. Ve sonunda tek adam bir açıklama yaptı. Ve dedi ki yani Yargıtay'ı yabana atmamak lazım. Yargıtay öyle falan. Yani, ben de yüksek mahkemeyim dedi Yargıtay. Aynen yani. Yani sonuç olarak
bu hukuksuzluğu, bu açık anayasaya aykırılığı, bu açık anayasa ihlalini suçlunun suçsuzu suçsuz hakkında suç isnadında bulunması gerçeğini bir tarafa bıraktı. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasıyla Yargıtay'dan yana tavır aldı. O da daha ileri giderek, bak şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi, bak siz bunları geç okutuyorsunuz. Evet. O yüzden oluyor bütün bunlar. Ağır işliyor diyor. Bakın şimdi orada ortaya çıkan şeylerden bahsediyorum. Meclis başkanları. Şimdi bizim burada, ben sözlerime başlarken bu iş siyasaldır derken, en çok önemsediğim, bütün bu sistemin içerisinde en çok önemsediğim şey, bir yargı kurumunun, Yargıtay'ın, bizde yüksek mahkeme falan diye bir terim yoktur. Öyle bir şey. Kara Avrupa hukukunda yok aslında. Hı. Böyle yüksek mahkeme, yüksek hakim falan. Biz bunları böyle lafın gelişi kullanıyoruz. Yok aslında böyle bir şey. Hele hiyerarşi, o yüksekte, bu alçakta falan, öyle bir şey de yok, yok mahkemeler arasında. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ayar verdi. Bak bu kabul Türkiye edilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ayar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na ayar verdi. Nasıl okutmazsın dediği yetmiyormuş gibi sana göndermiş, şimdi okutacaksın dedi. Şimdi bu kabul edilemez. Bu Can Atalay'ı, bireysel başvuruyu, yargıyla ilgili bir, yani olayın darbe dediğimiz şeyi, yargısal bir darbedir dediğimiz şey zaten buradan ileri geliyor. Şimdi bunu ne adına yapıyor? Yargısal aktivizm diyerek yapıyor. Hı hı. Nereden duyuyoruz bu sözcüğü? Doğrudan doğruya Yargıtay'ın yaptığı açıklamadan. Ertesi gün başka bir yerden daha duyduk ama. Henüz Cumhurbaşkanı açıklama yapmamıştı. Evet. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili. Başkanı Cumhurbaşkanı. Başkan Vekili Mehmet Uçum'dan da aynı sözcüğü duyduk. Aynı yargısal aktivizm sözcüğünü duyduk. Geçmişte yuristokrasi denirdi. Yani yargının siyasal iktidarı yönlendirmesi kavramıyla. Şimdi ona yargısal aktivizm denecek noktaya getirdiler. Başka bir noktaya daha gelmek istiyorum. Tabii onun öncesinde de Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, hak ihlali kararı verdikten sonra MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Anayasa Mahkemesi yargısal aktivizm yapamaz gibi bir şey söylemişti. Aynen. Onun ifadesi aynen Yargıtay'ın kararında var. Çıktı. O aynı zamanda Mehmet Uçum'un sözlerinde var. Çok enteresan. Çok enteresan. Yani bunları bir araya getirdiğiniz zaman işin arkasında benim sözlerime başlarken söylemeye çalıştığım siyasetin olduğunu görüyorsunuz. Bir adım daha atalım mı? Önemli bir isimdir, önemli bir hocadır İzzet Özgenç. Evet, evet. İzzet Özgenç, Recep Tayyip Erdoğan'ın daha belediye başkanlığı döneminde fiilen hukuk danışmanlığını yapan bir hocadır. Daha sonra da 95'ti değil mi? Ceza hukuku, ceza kanunlarının yeniden yapılması sırasında o heyetin başındaki olan hocaydı. İzzet Özgenç uzunca bir süredir AK Parti ile ilgili belli bazı referansları var ve bunları büyük bir cesaretle bence yazılı olarak söylüyor. Hı hı. Benim siyasal görüşleriyle falan filan hiç uyumlu olmadığım bir hoca, ama bunu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Açık bir biçimde son mektup bir mektup yazdı. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'a. Şimdi bir televizyon kanalında söylersem yani hukukçu olduğunu düşünen çakallar falan dedi. Yani o laf ona ait olduğu için tırnak içine alarak söyleyeyim. Hukuki falan. Danışmanlık çalışmaları çerçevesindeki yönlendirmeleri dolayısıyla mahcubiyetini gerektiren bir durumun olmadığı ortaya çıkmış bir kişi olarak, etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz hukukçu geçinen çakallar yüzünden somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etmek ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır. Aynen. Şimdi bu mektubun son cümlesinde ne diyor? 104. madde. Hukuka geri dönülmesi dışında hiç beklentisi olmayan bir kardeşiniz olarak bir üyesi olduğum toplumumuzun hukuk alanındaki geleceğiyle ilgili endişelerim dolayısıyla affedersiniz. Sizi anayasanın Cumhurbaşkanı'na yüklediği devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görevini yerine getirmeye davet ediyorum. Bu mektubun yazılmasından sonra Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Hakemiz açıklama. Ben hakemim dedi. Evet. 104'e göre... 104'e göre benim hakemlik yapmam gerekiyor dedi. Evet. Yani taraf değil, hakemiz. Evet. Yani ortada bir Mehmet Uçum beyanı vardı. Ona uygun bir açıklama vardı. Sonra İzzet Özgenç bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ona uygun bir şey yaptı. Peki. Ama bunu yaparken çok ilginç, bir hakem gibi davranmak.
Yani 104'ün kendisine verdiği o eş güdümü sağlayabilmek, koordinasyonu sağlayabilmek yerine Cumhurbaşkanı hukuksuzluğu savunmayı tercih etti. Yine bir Yargıtay'ı. Yani, evet, yeni bir şey ortaya çıkardı. Peki. Bence bütün bu olup bitenlerin bize öğrettiği bir şey var. Bu bir siyasal gelişmedir. O siyasal gelişmeyi de doğru tercüme etmemiz gerekirse Yargıtay nezdinde sizin de demin söylediğiniz MHP ağırlığının ifade ettiği sonucun burada AK Parti'ye karşı bir söylem geliştirilmesi, eylem geliştirilmesi ve bu kararın da ona malzeme yapılması anlamına geliyor. Çok güzel. Peki. Şimdi buradan nasıl çıkılacağını da daha sonra. Onu da birazdan da ile